Sana Allah zaten senin gibi bir kız evladı versin. Bence çok güzel bir şey. Vallahi. Benim gibi bir kızın İnşallah olması. İnşallah senin gibi bir kız İnşallah versin. İnşallah benim Allah'ım, kıymetimi anlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Gece gündüz dualardayım. Gece gündüz. Yani bak neden? Geçen gün var ya bir olay yaşadık ya. O olayda sana yemin ediyorum bak böyle açtım ellerim dedim ki Allah'ım mübarek dedim günler dedim. Diliyorum dedim Allah dedim inşallah dedim. Hangi olayda? Sana. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Bu başka türlü yürümeyecek. Şimdi biz sokakta bir anket yapmışlar arkadaşlar. Yüzde kaç diye böyle bir halta girdik bir elamete gidiyoruz. Kıyamete durumu. Bir de kızımla olunca artık siz düşünün gerisini. Yüzde kaç dedik. Tabii biz de sokaktakilerin durumuna göre. Baksan mı? Çok merak ettim. Anne ya. Bakma. Ya sana ne ya? Hayır niye bakıyorum? Ben meraklıyım. Bakacağız bunun sonunda. Geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyor muyuz? Hangi anlamda geçiniyoruz? Hangi anlamda geçinemiyoruz? Gizem'e göre geçiniyoruz. Hayır ben hiç öyle bir şey görmedim. Şu an ağzıma laf tıkma. Ben geçiniyoruz mu dedim. Bir şey söyledim mi ben ya? Hayır sen şey diyorsun ya hep ne ben. Ne söylüyorum? Bana diyorsun ki ben geçiniyorum aslında. Ben hiç öyle bir şey demedim. Benim geceleri ağladığımı bir Allah biliyor. Ben ne öyle geçinebiliyoruz dedi. Biz ağlıyorsak sokaktakileri düşünelim. Tamam okey ama sen şu anda bana bir laf attın, bir pas attın. Ben de bunun karşılığını vermem gerekiyordu. Ver bakalım. Bak sokaktaki bence başladı. İlk önce bir röportajla bir bakalım. Bakalım. Tamam ondan sen bana laf atmaya devam et. Çünkü başka türlü rahat etmiyor için seni. Benim çeneme hiçbiriniz yetişemezsiniz. Bu ekrandakiler de yetişemez. Onu söyleyeyim evet, de. Evet okeysin zaten. Yani hayat tecrüben var. Bak ben kaç yaşında kadınım. Ay, bir tecrübe, bir tecrübe. Ne tecrübeymiş kardeşim? Herhalde hayat tecrübedir kardeşim. Bakalım ne demiş bu arkadaş. Şimdi bakalım ne diyor. Geçinemiyoruz. Mesela asgari ücrete zam geldi. Asgari ücrete zamla geçen sene aldığınız ekmek sayısıyla hesaplayın bu senenin asgari ücretini. Bir de bu seneye bakalım. En basit hesap oradan çıkıyor zaten. Yani gıda fiyatları, ev fiyatları, araba fiyatları. Neyi anlamadım işte? Adam geçen sene aldığın ekmek teki zamla diyor. Bu seneki zam mı diyor yani. Aldığımız ekmek aynı ama ekmek zamlandı diyor. Evet. Bas tamam anlayamadım ne bileyim ben. Matematiğim o kadar iyi değil. Yeme içme, alkol sigarayı söyleyemiyoruz. Söylediğimiz zaman lükse giriyor zaten. Hani biz sadece doğru. Ekmekten konuşalım, gıdadan konuşalım. Yağ kuyruğu, hastane kuyrukları da var, bunu görmeyenler de var. Arabalar benzin kuyruğu, yakıta hepsine, yani mazota da geliyor zam, benzine de geliyor. Hepsine zam, alayına zam. Daha bir şey kaldı mı bilmiyorum. Alayına yani. Giriyorlar zaten. Olsun, yol yaptık, yol yaptık. Rica edeceğim, yolumuz var. Yolu mu kemirelim? Yolu kemirecek de öyle görünüyor ama şu an. Ama mesela şu an çok doğru koyuyor. Sigara, alkol. Bunlar zaten... O lüks, o eskiden de öyleydi. Bak rahmetli dedem derdi ki, bu millete müstahak derdi. Sigaraya zam gelir alırlar, alkole zam gelir alırlar derdi. Boykot edin abi. Dünyada böyle olduğu zaman herkes boykot etmiyor mu? Doğru. Boykot edin abicim. Almayın. Ama genelde şöyle oluyor mesela almayacağız, yapmayacağız falan böyle 2-3 gün sonra yine alıyoruz. Böyle de bir milletiz bence. O Twitter muhabbetlerini geç orada zaten canı sıkılan oturuyor Twitter'da pıtır pıtır ağzında böyle pipetle. Öyle yazıyor. Onun dünyadan bir haberi yok. Bak biz sokağa indik. Bakalım bu kürklü teyze ne diyor? Melik teyze? Kürk giymiş ha, o. Kürklü. tövbe. Yanlış yerlere çekmeyelim. Evet. Geçinebiliyor muyuz? Evet geçinebiliyoruz. Bu ekonomik durumlar sizi etkiledi mi etkilemedi mi? O etkilemedi. Bir formül verseydi nasıl geçiniyormuş evet, acaba? Evet keşke sorsaydık. Gelirine giderine kaç lira geliri var acaba da o teyze? Bence o teyzenin geliri yok. Bence o teyzenin kocası başka yerlerden gelir alıyor. Yiyor. Nereden yiyor? İşte yani yiyor bir yerlerden. Bir şeyler yapıp ya yiyor. Ya da onun sevgilisi var. Karısına belli etmemek için öyledir ya erkekler. Aa, o da olabilir. Kürk almış olabilir. Evet. Zengin koca vardır, yiyen kadın vardır. Yiyen kadın... Neyse bunu sonra konuşalım. Devam ediyorum. Niye yiyen kadını sonra konuşuyoruz? Çünkü hani yiyen kadın nasıl oluyor? Bana bir anlat diye şey yaptım. Vallahi yeseydim anlatacağım. Şimdi anlatacağım ama ben biraz sonra. Keşkem daha çok yeseydim. Şükür geçinebiliyoruz. Burada esnafız. Abi geçin benim formülünü anlatırım. Oh, işi şey ya nasıl geçinmenin formülü mü olur ya Allah aşkına? Çalışıyorsun, emek sarf ediyorsun, karşılığını alıyorsan geçiniyorsun demektir. Geçinebiliyor musun? Çok güzel geçinirim. Ekonomiye niye güzel olmasın? Ekmeğe bak, çöpte çekmişim. Acından ölürüm. Acından ölürsen bu nedir çöpte? Çöplerde bu ekmekler dolaşır, ekonomiye kötüdür. Telefon ekmek mi diyor? Yok, çöpten çekmiş. Birinci ekonomiye kötü değil. Ben akşamacan buralardayım. Hepsi torba cevizden tutmuş, tatlılardan tutmuş, balıktan tutmuş, pendirden tutmuş. Torbasını yemin ederim durmuşam, kenarda bakmışam. 4 kilo pendirlerden, cevizlerden, tatlılardan, her şeyden çantayı doldururlar. Bunu ben gözümle görmüşüm. Torbayı kenarda koyurlar, gelirler ki ekonomiye kötü, acından ölürüm.
Niye ölürsen? Ve bu torbadaki para olmasaydı sen nereden alıp o torbayı dolduracaktın? Bir tane Erdoğan'ın üstüne düşmüşler. Erdoğan. Erdoğan ne yapsın? Ekonominin arkasında geçsin. Ukrayna'nın arkasında geçsin. Azerbaycan'ın arkasında geçsin. Bir dakika ben hiçbir şey anlamadım. Bu abla ne diyor? Ne oldu? Oraya torba niye torba geldi, cevizden Erdoğan'a nasıl geldi? Hayır, torba ceviz peynir dedi. Sonra Erdoğan dedi. Şimdi geçinemiyoruz denince hemen Erdoğan'a şey yaptı. Evet, Erdoğan'a yüklenildiğini düşünüyor ama bu bir ekonomi paketidir ve Erdoğan tek başına karar vermiyor. Onun yanında kurmayları yok mu? Yani ona akıl veren, fikir verenler. Orada bir tek şuna katılabilirim. Mesela bazı dükkanlar veya işte restoranlar, evet, ya da büyük vesaire oteller falan. Vesaire. Evet, orada fazla olan şeyleri, doğru, mesela yiyeceğin kadar al. Oteller falan o şekilde ve yapıyor. Ve gerisini atma. Biz burada akıl şundan bahsediyoruz. Geçinebiliyoruz derken bence hani rahat yaşayabiliyor muyuz aslında? İstediğimiz, yani kazandığımızın hakkını verebiliyor muyuz? Ben bir kadıncağız gördüm mesela, 30 lira var elinde markette, kıyma almaya çalışıyor. 30 liralık alabiliyor, 50 liralık alabiliyor yani. Alamıyor bu insanlar. Bu insanlar et yemiyor. Tamam, o zaman geçelim devam edelim. Geçelim bu teyzeyi. Azerbaycan'a gitti dediler ki Erdoğan Azerbaycan'a gitmiş, yardım etmiş. Ermenilere niye yardım etmemiş? Türkiye, Azerbaycan, bu kardeşti. Şimdi kaldı ekonomiye. Ekonomiye bak. Ay Cürham ne güzel, serbest gezir. Türkiye'nin ekonomiyası güzel. Türkiye kardeş ülke. Türkiye canım kurban. Erdoğan'a niye ekonomiye çötürdük? Tamam. Türkiye'nin ekonomisi güzel. Ben ona göre 19 sene Azeri'yim, burada yaşıyorum. Tamam. Niye geldin ülkenden? Bir dakika dursursana. Madem bu kadar şey, sen niye ülkende yaşamıyorsun abi? Niye geliyorsunuz, herkes ülkesinde yaşasa ya? Azeriler burada. Ama işte burası daha iyi. Türkmenler burada, Özbekler burada, Suriyeliler burada, şimdi Ukraynalılar geliyor, şimdi hepsi bize geliyor. Hayır, bu kadar memnunsanız siz niçin ülkenizde kalmıyorsunuz da gelip bizim ülkemize konuşuyorsunuz? İşte bizim ülkemiz iyiymiş. Ha? Onu demeye çalışıyor değil mi? Bizim ülkemiz iyi diyor. Niye Azerbaycan'da bugün bir tane yer açıyorlar? Dolarla her şey yahu. Bir sanatçıları, evet, götürüyorlar, dünya para. Azerbaycan bizden şu anda çok daha iyi durumda. Gitsin bu memleketine. Geçinebiliyor ortaya gücüyüm. Bizimle dayılsın teyzeci. Hadi. Ya teyzem niye bak kapamış ağzını yüzüne? Ne yaparsa geçinebilir. Dışarıda. İnsanlar on diyeyim. Aynı anladım. Ben 65 yaşım var oğlum. Allah'tan buyruk, ağzıma kuyruk. Eğer ben gelip çalışmasam, yemin ederim ben dolananmaram, acından ölerim. Hepsi buralarda sigaret damağında, bacağı bacağının üstünde otururlar buralarda. Hay, para yok. Hay, yaşayabilmirim. İki Allah, iki el verim, iki de ayak verim. Git köşe köşe çalış. Güzel eynine giyim al, bahalı telefon al, babana, anana yardım et. Güzel çalış. Yemin ederim zamlar da bu harişlerin, o Fransa, Amerika, ne bileyim İtalya, Japonya, onların ucubatından bu Türkiye düştü zaman. Rusya. Putin! Ukrayna'yı gördün, Azerbaycan'ı gördün, Suriye'yi gördün. İndi Türkiye'yi bekliyorsan ama Erdoğan olduğuna girişemeyorsan. Putin! Abi bismillah. Teyze Putin'den nefret ediyor. Ama Azerbaycanlı ya. Biliyorsun değil mi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, evet, yıllarca doğru, bu ülkeleri çok güzel sömürdüğü için şimdi kadın orada aslında... Şimdi Ukrayna, zaten Rusya ve Putin, o konuda bir şey demiyorum. O ona zaten demiyoruz yani. Ama ne? Ama dünyaya baktığı zaman dünyadaki bütün liderler hafiften böyle bir seyiriyor. Şimdi bu teyze geçinebiliyoruz dedi. Gidin çalışın dedi. Geçinin dedi. Atmayın ekmekleri dedi. Putin'e küfretti. Erdoğan'ı sevdiğini anladık. Evet. Ekmek alın dedi. Ay, atmayın dedi. Kafam karıştırdı. Ekonomiyi kurtardı kısacası. Tamam. Teyzenin dediği gibi yapın. Bravo. Ekonomi kurtuluyor arkadaşlar. Evet. Ekmekleri atmayın. Evet. Evet. Böyle yapın. Buradan çıkan sonuç bu. Bakalım bu bereli arkadaşımız ne demiş. Geçinemiyoruz. Her şey pahalı. Ya kestanedir, kömürüdür, kağıdıdır. Ya. Bir kese kağıdı olmuş. Kilosu 30 lira. Böyle bir şey olabilir mi? 10 sene önce kazandığımız bir gün kazanamıyorsun. O günkü parayla diyeyim sana yani. Kazanamıyorsun. Geçinemiyoruz. Peki evli misiniz? Evliyim. 4 tane de çocuk var bende. Allah başla. Peki nasıl bakabiliyorsunuz abi? İşte 40 kanaat geçiniyoruz. Ne yapalım? Başka yapacak bir şey var mı? Bir de çocuklar okula gidiyor. 3 tane de çocuk okula gidiyor. 40 kanaat geçiniyoruz. Yani evde şimdi desek ki bir sürü şey var. İnan hiçbir şey yok ha. Yani desek ki bir peynirdir. Doğum kontrolü diye bir şey var. Durdursun şunu. Anneciğim ne yaptık? Adam diyor geçinemiyoruz diyor. Anneciğim, doğru şu çocukları. Burada tamam.
Bak adamcağız geçinemiyorum. Şimdi bu saatten sonra çocuk yapacak hali yok zaten adamın. İyi de yapmış zaten yapacağı kadar. Ama tamam da o zaman bu kadar kötü değilmiş. Hayatım her zaman kötüydü. Tamam da ne yapsın adam? Her zaman. Dünyanın ekonomisi her zaman 10 senede bir değişir. Zenginleri değişir, bilmem nesi değişir, o değişir, bu değişir. Sen neden 4 tane doğuruyorsun? Ya 2 tane çocuk, 1 tane çocuk bu dünyaya tamam. Niçin 4 tane? Bak şimdi ama şu konuda sana katılmıyorum. Şimdi o, amcanın nereden geldiğini bilmiyoruz. Nereli olduğunu bilmiyoruz. Şimdi geldiği yerin bir kere eğitime yerine göre. Hayır, eğitim. Şimdi senin doğduğun yerle aldığın eğitimle onun kızım aynı. Halvet olmakın eğitimle ne alakası ondan var ya? Ondan bahsetmiyorum. Hayır, doğum kontrolünün eğitimle çok alakası olduğunu düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Bir şey söyleyeyim mi? Anneciğim yıllardır bu ülkede. Öyle değil mi? Şimdi yani ülkede... büyürken benim annem karşısına alır der ki bak çocuğum vesaire anlatır her şeyi. Şimdi amca kim almıştı önünü anlatmış neyin ne olduğunu amca nereden bilsin? Anneciğim bir şey anlatmaya gerek yok. Oturacak düşüneceksin diyeceksin ki evlendik borcumuz var harcımız var. Şimdi biz çocuk mu yapacağız? Yapalım bakalım bir tane. Hadi bizde ne var biliyor musun? Allah rızkını verir. Ay tamam evet çocuğun olur falan. Allah rızkını verir. Öyle bir rızk yok. Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Rızk verdin tamam yedirdin içirdin sonra yok ben ekmeğe yedir yedir böyle ekmek kafa ebelek gibi çocuklar çıkıyor ortaya. Düşünemeyen, okuyamayan. Baksana okulların durumuna. Benim tek bildiğim şu an şey mesela var. Mesela benim yaşımdaki kadınlar evet artık ne çocuk yapmıyor kariyerlerine odaklanıyorlar. İşte bu hani ama bence bu koca bulamıyorlar. Koca bulsalar 2-3 tane doğuracaklar. Yanlış mı? Gir bak hepsi bir tane. Valla erkekler evlenmek istiyor. Kızlar evlenmek istiyor. Evet. Çocuk yapmak istiyor. Doğru. Hep bunu istiyorlar. Çünkü içgüdüsel bir şey. Tamam anlıyorum ama koca da bulamadıkları için hepiniz fellik. Pardon da ben bir kere evlendim yani. Kusura bakma. He? Sen sanki buldun da ne oldu? 5 kere boşandın. E tamam ben isteyerek boşadım. O zaman benim yani. Kariyerim de vardı, param da çok vardı. Biliyorsun. Aldım verdim bana ne? Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar koca bulmamakla ilgili bunu başka bir bölümde, bunu lütfen şey yapabilir miyiz? Bence bunu başka bir bölümde ne olur? Vallahi bir şey söyleyeyim mi bak. Kadında... Sanki çok kolay adam akıllı birini bulmak da bulamıyorlar i̇şte diyor. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Zaten zordu. Şimdi artık adamların cebinde para yok ya. Evet. Para olan kadın istiyor. Sorumluluk almak istemiyor. O eski bizim zamanımızda dedelerimiz, babalarımızmış. Hani erkek çalışır, eve bakar. Hem kadın güçlü olsun istiyorsunuz. Tamam mı? Hem bana karışmasın. İstediğimi giyeyim, istediğimi yiyeyim. Böyle Finlandiya'daki sistem. Hem de diyorsunuz ki başımda da bir koca olsun. Oraya da gezdirsin, buraya da gezdirsin, eve de baksın. Abi bir ben karar verin. Ben genelleme yapıyorsun. Nasıl genelleme yapıyorsun? Çok büyük genelleme yapıyorsun. Valla ben buna bir istatistik yapalım abi. Biz bunu yapalım olur mu? Tamam. Hakikaten istatistik yapalım. Bunu yapalım o zaman konuşalım. Şey. Yani, hepsi sokakta Tinder'lar, Minder'lar. Bütün gece ellerinde telefon. Onunla mı buluşsak, bununla mı buluşsak? Ben sana bir şey söyleyeyim. Millet kafayı şu anda... Şeyde bozmuş yani. Seksle bozmuş onu söyleyeyim yani. Geçelim boşuna. Onun da başka bir nedeni var. Tamam onu da sen söylersin neymiş o nedeni. Ne büyük nedense o. Büyük nedenden şimdi bak konuşturacağım beni burada. Neyi konuşturacağım? Şimdi konuşturacağım. Konuşsana be. Sanki senin. Konuşsana sanki senin. Hayatın mükemmel. Ben hayatım mükemmel demiyorum. Ben sadece. Hayır o hayattan bahsetmiyorum. İlişki seks ve hayatından evet. Bahsediyorum. Yok ki benim ben aseksüelim. Hatta sapıyor seksüelim. Neyse bunu bence sapıyor seksüeli. Ben de aynı o şekildeyim ama. Ben uzun süredir sapıyor seksüelim ama 8 sene oldu yani. 8 sene oldu mu? Oldu. Soru ya bak nerelere gel. Ay ayıp ya bas şunu hadi ya. Bir zevkin varsa bitti o kadar. Pazara gidiyorsun. Ben gittim mesela. Genelde hanım gidiyor pazara. Dedim mesela ben pazara gideyim. Böyle gittim pazara. Şuna baktım o 25 lira, o 20 lira, 30 lira dedim ne oluyor ya? Geri geldim hanıma deyip aldım sen git dedi. Ben bu işleri beceremiyorum. Alamadım çünkü. İmkanı yok. Öyle bir şey var. Ev kira mı? Yok. Ev kira olsa zaten geçinemem ki ben sana diyorum. 40 kanat geçiyoruz yani. Alıyorum oradan oraya orayı dolduruyoruz şu anda. Ekstra bir şey yok. Dolabı açıldı, dolabı bomboş. Hiçbir şey yok. Ya çok tatlı. Oyuncusu güzeldi. Bir kolu yumurta alıyordun diyelim. O zaman 5 lira, 6 lira yumurtanın kolisi. O zaman kazanıyordun 1 milyar 800, 2000 lira. Ya o sana yetiyordu zaten. Daha fazla geliyordu. Dolabı açıyordun top dolu. O zaman güllük gülasyonluktu. Her şey hırt patlası çaynadı. Para vardı, şu vardı, bu vardı. Ne oldu? Onlar tükenince ne olur? İşte maalesef el mahkum olur dışarıya öyle. O günün 1 milyar 800, 2 bin lirası bugünün 6 bin, 7 bin lirası olması lazım. Kesin yani. 7 bin liraya şu anda aynen geçirebiliyorsun. Geçiremezsin. Son zamlar facia zaten. Öyle böyle değil ki. Hemen zam olur mu ya? 500-600 lira doğalgaz faturası geliyor zaten. Erittik dese de daha facia.
Çocuk okula gidiyor, o oluyor, bu oluyor. Yani bilmiyorum, boş yiyoruz, Allah sonumuzu hayır etsin. İşte geçinebilmek ama şu değil mi? Mesela gelişmiş toplumlarda yemeğini dışarıda da yiyebilmek, tatiline de gidebilmek. Almanya'da bugün kanalizasyon temizleyicisi buraya tatile geliyor. Onlara fiyatlar ucuz. Biz bir yere gitmeye kalktığımızda haşır tadı black world. Nasıl olacak o? Aynen, doğru. Biz şimdi düzgün bir arabaya bindiğinde bak ne oluyor? Faşizan bir şey gelişiyor sokakta. Sana diyor ki ama diyor sen o diyor gözlüğü takıyorsun, o arabaya biniyorsun diyor. O telefon neymiş o, kardeşim? O telefonu kullanıyorsun diyor. Yani ben mesela hiç bunu böyle şey görmüyorum. O geçinmek sadece pazarla, manavla, bakkalla değil yani. Evet. Öyle değil. Merhabalar, geçinebiliyor muyuz? Geçiniyoruz. Çok şükür. Çok şükür. Aynen. Mutluyuz, biz zaten yurt dışına çıkacağız. Çıkacak mısın? Çıkacağız. Yurt dışındayız zaten. Yani ha. Ben yurt dışından geldim. Ya yurt dışından gelmiş zaten. Onu bakalamayız. Yurt dışından gelmiş, erkek de gidiyor onunla beraber. Bak onlara çok kızıyorum. Ne? Yurt dışında olup da, buraya yurt dışında gelenlere. Olup da buraya ahkam kesmesinler abiciğim. Herkes kendi yaşadığı şartlara göre konuşacak. Haklısınız, sizdeki asgari ücret böyle, bizdeki böyle. Bizdeki şu, buradaki bu demesi lazım. Bunlara çıldırıyorum. Hakikaten bu var ya, edepsizliğin dik alası. Adil olun ya. Şimdi edemi sinir atıyor. Sinirleneceğim şimdi. Ben emekliyim, yemin eden perişanım. Türkiye yaşanmaz hale geldi. Yani benim gibi milyonlarca insan var. Geçinemiyoruz yani. Fatura geliyor 2,5 milyar. 1000 lira doğalgaz geliyor. Yani hayat çok pahalı. Yaşamak istiyorum. Annemle geçen gün telefonda, işte annemin şey bana bağlı, hani yaşamıyoruz artık Allah'ıma şükür beraber. Şey şey geldi ya. Vallahi biz beraber yaşıyoruz gibiyiz kızım. Ben hiç senin eksikliğini hissetmedim çok şükür. Bir şey söyleyeceğim, bak bir eksikliğimi hissettiririm. Ben bir hissettirirsem ne olacak acaba? Ben bir hissettirirsem. Ya iyi ki bir destek oluyorsun be kardeşim. Ya destek kanki olmaktan ben hiç olmuyorum. Yaşamıyoruz çok şükür denir mi ya insanlara karşı? Ayıp, herkes seyredecek ya bunu. Ay çok şükür. Mi? Git tamam, sevme böyle dokunma bana. Üzülme, üzülme. Nasıl, ah sıkma ya, nasıl da ağır elin var yemin ediyorum. Dul kocam alacaksın, ne yapacaksın? Neyse. Şimdi geçen gün mesaj, bir şey anlatıyorum dur ya. Ha. Geçen gün mesaj geldi annemin, şey bana kayıtlı elektrik şeyi. Neyse işte 2180 bine gelmiş öyle bir şey. Anneme dedim ki ben bir anneme bir şaka yapayım. Anne dedim senin doğalgaz ne kadar geldi, elektrik ne kadar geldi. 3000 bir şey dedim, kalbine geliyor. Nasıl yani diyor. Tamam işletiyoruz herhalde dedim ben ya. Gerçekten elektrik, su, doğalgaz birleşince... Çok samimi söylüyorum. Ben hamam işlettiğini düşünüyorum. Eve bir gittim, ışık yani. Yok evde. Bir tane ışık açmış böyle oturuyor. Battaniyenin altında oturuyordum. Tabii kapadım doğalgazı, yine de battaniyenin altına girdim. Yani. Küçücük de bir ışık açtım. Size müstahak. Ayrıca biz niye elektrik üretmiyoruz? Bizim niçin doğalgazımız yok? Biz niye her şeyi dışarıdan alıyoruz? O şey gibi yıllık gibi bir şey demişti ya. Kendi paramızın bir şey ne demişti? Türk lirasını basalım dedi Yıldız. Bakıp borçlarımızı ödeyelim dedi. Borçlarımızı ödeyelim dedi. Merkez Bankası kendi arkada girip basıyor herhalde. Öyle kolay zannediyordu. Basacağız Yıldız'cığım. Bas çocuğum, bas. Ya şimdi herkes doyumsuz olmuş be kardeş be. İnsanları doyurmak çok zor. Sen bugün 10 liraya da giyinebiliyorsun, 100 liraya da giyinebiliyorsun. Ama doyumsuzuz, doymuyoruz. Adam eline alıyor 25-30 bin liralık cep telefonunu. Ben geçinemiyorum diyor. Neden? Niye alıyorsun telefonu? Bir de böyle düşünmek lazım. Bir benim için değil yani. Peki sen geçinmenin formülünü anlatır mısın? Geçinmenin formülü, ben esnafım kendim. Ha, şükür Allah'a her türlü ihtiyacımı görüyorum. Malımı alıyorum, götürüyorum, satıyorum. Şahane bir şekilde geçiniyoruz. Ama her şeyden önce başımızdaki adam en iyisidir. Kolay gelsin. Hep buna bağlamaları yok mu? Geçinemiyoruz, geçiniyoruz ama hep Erdoğan. Şeye taktım ben. Ben esnafım diyor. Her türlü malı alıyorum diyor. Satıyor. Kakalayacak birini buluyorsun işte. Bir kere dükkan kiran ne oldu? Elektriğin, suyun, telefonun, bilmem neyin ne oldu? Senin dün 10 liraya aldığın mal bugün 60 liraya geliyorsa sana, sen onu kaça satıyorsun? Biz bunu soruyoruz. O diyor ki başımızdaki hepsinden iyidir. Geç. Peki bu telefon meselesine ne diyorsun? Herkeste bir o var. Ama tüketim toplumunu alıştırırsan, bu böyle birdenbire olmadı ki. Bu 10 sene zarfında bizde dolar 1 lirayken başlamış bir şey. Sen tüketim toplumu olarak psikolojik insanları alıştırdın. Şimdi insanlar tabii dönüyor diyor ki onun telefonuna bakıyor, ona bakıyor. Ben diyor kırt kanaat, borç bilmem ne gireceğim alacağım diyor. Bu çok sosyolojik bir şey. Gelin size kredi kartı vereyim, gelin size bilmem ne vereyim insanlara. İnsanlar oradaki borçlarına
borcu alıp onunla kapattı. Buradaki borcu alıp bununla kapattı. Sen kapitalist sisteme alıştır, alıştır, alıştır. Alışmış kudurmuştan bedertir. Bugün Kuzey Avrupa ülkelerine baktığında adamın bir kuralı var. Adam sistemi oturtmuş, yıllardır böyle götürüyor. Ve her zaman bütçesine göre de en iyi şartlarda yaşıyor. Ama biz bir anda sefahat yaşadık 2000'den sonra. Herkes böyle bir yaşamaya başladı. Çünkü ne oldu? Ülkeye işte telefonun osu girdi. Yok iPad girdi, bilmem ne girdi. İşte mangoyu bilmeyen bir ülke mango girdi. Anladın mı? Şeyma Subaşı dedi ya, tulumu peynir zannediyorlardı dedi. Öyle olunca tabii biz bir anda kendi kültürümüzden de uzaklaştık. Sen kendi kültürünü alıp da böyle alaşağı edip de oradaki bir kültüre özenirsen, dolayısıyla da onun şartlarında yaşamaya başlarsın. Ama onun şartlarında yaşayamıyorsun. Ve devşirme bir toplum olursun. Tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi. Bu kadar net. Devşirme bir toplum yaratılıyor şu anda. Bu aslında gördüğümüzde bu. Kıt kanaat da oradan gelen bir şey. Ben artık şey yapabilir miyim? Bas, tamam, bas. Onlara bastık, baktık. Ben geçinebiliyorum. Benim ekonomim iyi, iyi. Niye iyi? Çünkü bizim evde boş duran insan yok. Herkes çalışıyor, üretiyor yani. Ve kendi dairem Allah'a şükür. 3 kişi maaş getiriyor eve. En kötü maaşımız 5 liradan aşağı değil zaten. Peki 3 kişi maaş getiremeyen evi nasıl geçindir? O da onun sorunu işte. Maalesef. Bu ne demek? O da onun sorunu. Yani bir toplum, bir millet değil mi? O da onun sorunu. O zaman tamam, ben geçiniyorum. Her şey mükemmel ama şuradaki dede geçinemek. O da onun sorunu. Geçinebiliyorum diyor. Ailede 3 kişi çalışıyor diyor. Eşek gibi çalışıyorsun, anca geçiniyorsun. Ferah, rahat içinde yaşamak varken sen çalışıp anca bak geçiniyorsun. Sen tatile gidebiliyor musun kardeşim Paris'e? Bir de kaç kişi yaşıyoruz? Sen İtalya'ya gidip, bak şimdi 3 kişi. Sen buna sormak lazım mesela. Sen tatile gidebiliyor musun? Anne muhtemelen yurt dışını görmemiş bir insanla konuşuyorsun. Ha işte o diyor ki ben evime domates, peynir alıyorum. Elektriği, suyu da ödüyorum. Boş ver, benim diyor enseme binsinler diyor. Hiç önemli değil diyor. Hep ben böyle, öderim nasıl olsa. Peki diyor. Böyle yaşamaktan mutlu mu bu insanlar? Yani hayatları boyunca ölene kadar hiçbir şey görmeden böyle ölecekler. Niye? Instagram var ya, orada görüyor dünyayı o. Herkes orada mutlu. Açıyor bakıyor işte. Aa, burada bu Paris'e gitmiş, bu Fransa'ya gitmiş. İşte Bülent Ersoy 1 milyonluk yüzük takmış. Öbürü bilmem ne etmiş. Aa, gördün mü Cem Yılmaz'a kaç milyonluk araba almış falan. O onun dünyası. Ondan sonra da zaten onlar onun için bir şey ilah oluyor değil mi? Tabii o sanatçılar ve şeyler. Aynen. O zannediyor ki hani çok param var, o zaman ben çokum. O yaşa kadar ne yapmış? Boş yaşayan insan bir şey de elde edemez. Boş yaşamış. Yani bugün dünyanın neresine giderseniz gidin. Boş yaşadığınız sürece size hangi devlet ne verebilir? Türk halkının en büyük özelliği alamak. Benim kaynanam var. Bağcılar'da oturuyor. Kendi dairesi. 5 tane geliri var. Bunlardan bir tanesi de emekli maaşı. Şu an gidin mikrofonu uzatın. Ağlıyor. Ağlıyor. Türk halkı işte ağlıyor. Gider belediyeden yardım ister. Kaymamakamlıktan yardım ister. Ben kendi içimden de size örnek vereyim yani. Geçinebiliyor muyuz? Eder eder. %50. Geçinmek çok zor. Her şeyi almış, fiyatını gitmiş. Yağlar olmuş 200 milyon. Nasıl geçince? Vallahi zaten markete adım atamıyorsun ki. Bir iki parça bir şey alıyorsun. 100 milyon, 200 milyon ödeyip çıkıyorsun. Bir de yani ana maddeleri almıyorsun. Çay, şeker, yağ, onlara hiç güç yetmiyor zaten. Vallahi bundan 10 yıl öncesi daha iyiydi yani. Her şey daha ucuzdu. Bu genç yaşımızda yani yağ kuyruğu gördük. Virüs gördük. Ekmek kuyruğu gördük. Görmediğimiz kalmadı. Eskiden bunları hep annelerimiz, dedelerimiz yaşarmış yani. Şimdi biz görüyoruz aynısını. Hükümet iyice şaşırdı yani. Hükümetimizden memnunuz. Bizim devletimize Allah zeval vermesin. Yani. Devletimiz güçlüdür, güzel. Geçinebiliriz. Şu maşallah durumdan başkanımız iyi, her şeyimiz iyi. Geçinebiliyor muyuz? Evet. Peki geçinmenin formülünü anlatır mısınız? Kısıtlı kullanmak. Ben Avrupa'da büyüdüm, yetiştim. Hala da orada oturuyorum. Ayağını yorganına göre uzatmak. Ya burada yaşıyor musunuz yoksa temelli Avrupa'da mı yaşıyorsunuz? Temelli Avrupa'da yaşıyorum. Peki orada nasıl durumlar? Aynısı abi. Hani millet diyor Avrupa'da işte herkes iyi, şöyle böyle. Hayır. Karı koca çalışmazsan geçinemezsin. Mecbur iki insan da birlikte çalışacak. Hesabını yapacaksın, öyle yaşayacaksın. Aynısı. Bir dakika. Şimdi iş yoksa ne olacak? Şimdi onu hiç söylemiyor. Mesela karı koca çalışacak diyor. Zaten sen yıllardır Avrupa'da yaşıyorsan oranın para birimi değerli olduğu için yani euro şu anda zorlanıyor. Şimdi karı koca çalışıyordun, buraya geliyordun, ev alıyordun sen. Yazlık alıyordun, araba alıyordun, düşünebiliyor musun? Sen benden çok daha iyi şartlarda orada yaşıyordun zaten. Şu anda da yaşıyorsun, karı koca çalışıyorsun. Senin kiran 1000 euroydu, 1200 lira olmuştur en fazla. Görüyoruz marketlerdeki oradaki satışları. Ama işte ben bu
zihniyeti anlamıyorum. Yani geçinebiliyoruz, çalışıyoruz, geçiniyoruz. Yani hani bir ev alamıyorsun, ben mesela biliyorum. Yani senin zamanındayken sen çalışıp benim gibi çalışsan şu anda hani ev alıyorsun, araba alıyorsun. Her ay bir sen ev alıyordum ya. Aynı jenerasyondasın mesela. Hani herkes bir şey, biz bir şey alamıyoruz. Çünkü biz gelen gidiyor, gelen gidiyor. Gençlerin umudu yok, bunu anlamıyorlar. Hayır, Avrupa'dan buraya gelmiş, şimdi 1000 eurosu onun 16 bin lira. 16 bin lirayla gelmiş buraya. Bir hafta kalacak 10 gün. Mis gibi yiyecek, içecek, gezecek, alışveriş yapacak. Tabii ki oraya gidip ben de çalışırım yani. Anlasın biz çalışırız. Biz çalışmaktan yedisiniz. Ondan sonra da ki gelmiş geçiniyorum diye. Ya yürü git. Hele bu Avrupa'dakiler böyle konuşunca vallahi acayip sinirleniyorum. Bu çok farklı bir zihniyet. Yani geçiniyoruz evet, Allah çok şükür. Şimdi aslında geçinebiliyoruz'u anlamıyorlar galiba. Yani evet, bence bunu biliyor musun? Orada bir sıkıntı kanaat var. Kanaat ediyoruz. Bak çünkü para birimini bilmiyorlar. Yani 100 milyar falan diyor bir tanesi. İşte o milyon diyor. Hani milyon, milyon da artık çünkü. Aynen, aynen. Halının altına kıpırıyoruz. Aynen öyle. Bak şu elimdeki poşet, bak elimdeki poşetten bahsedeyim ben size. Aldığım ihtiyaç olan bir peynir yani. Bak yarım kilo peynir. Bak 50 liraya aldım peynirin yarım kilosunu. Kaşarı aldım 50 lira, 100 lira. İki parça. Artık sen düşün yani. Hele ki mesela öğrenciler hiç geçinemiyor. Şimdi bu öğrencilerin durumunu, şimdi ben de öğrenci değilim ama öğrenci arkadaşımı doğru biliyorum. Çünkü çok yakın arkadaşlarım öğrenci, çünkü ben sadece öğrenci değilim. Cebine mesela 20 TL bile koyamıyorlar. Yani şahsen bir dal bile sigara içemiyorlar adamlar. Çok üzülüyorum ben bu gençlere. Acıyorum size. Gerçekten. Biz şahane yaşadık gençliğimizi. Tek açalım acıma reis diye. Gerçekten. Böyle işte bak gırgıra vuruyor. Ben burada ciddi bir şey anlatıyorum mesela. Siz hemen gırgıra vuruyorsunuz. Çıkıyorsunuz, unutuyorsunuz, anladın mı? Çok da iyi zeki gençlik de var. Yani artık kime ne yapacağını, neye ne oy vereceğini. Ama çocukların önleri de açılmadığı için. Biz hani aslında önemsiyoruz. Ama önemserken de üzülüyoruz. Üzüldüğümüz için de goy goya vuruyoruz ki hani daha çok üzülmeyelim diye. Tatlıcı bence. Tatlıcı kuşu gibisiniz siz. Hemen unutuyorsunuz. Allah'a yarabbim. Öyle bir para el değiştirdi ki. Evet. O paranın el değiştirmesiyle beraber yani babası dün neydi bugün ne oldu ya bakıyorsun. Çocuğun altına alıyor arabayı 18 yaşında çocuk gece kulüplerinde böyle böyle şampanyalar falan eskiden açtırıyor. Eskiden mesela çıktığımız ortamlar biraz daha kaliteli ve en azından sohbet edebileceğin veya hani aynı eğitim seviyesinde olduğun insanlardı. Şimdi tamamen o da değişti. Çünkü senin dediğin gibi para el değiştirdi. Evet. O yüzden de zaten girilen ortamlarda genelde ya kavga çıkıyor ya silahlı saldırı ya bir şey vesaire. Ben burada kadınlara da çok kızıyorum ama. Ne olursa olsun kadınlar da dengeyi korumak zorunda. Kadınlar da böyle ortalıkta bu kadar çok kapitalizme hizmet ederse, bak kapitalizm kadını bozar. Ve kadın bozulursa da toplum bozulur. Ya özgürlükten muhtemelen bahsedecek. Özgürlük çıplaklık değildir diyecek muhtemelen. Ay şöyle, özgürlük kavramını bir kere bizim ülkemizde özgürlük kavramını kadın da erkek de çok fazla bilmiyor. Bence erkekler de özgür değil. Erkekler zaten özgür olmadıkları için kadına ikinci sınıf muamele yapıldığını gördükleri anda o aile içerisindeki baskıyı yanına aldığı kadından çıkartıyor. Erkek de özgür değil ki bu toplumda. Mesela çocuk hayatı boyunca ressam olmak ister, balet olmak ister, evet, aynen. Aile fotoğrafçı olmak ister, designer olmak ister, şair olmak ister. Aile der ki ne olacaksın lan sen, başımıza der, döner. E kadınlar da öyle. Kadın mesela diyor ki ben özgürüm. Evet, özgürlük ne, aç bana. Ne demek? Özgür olmak peki, ne demek? Peki şundan dolayı kaynaklanıyor olabilir mi? Mesela bunu Amerika'da da çok yaşayan, hani ben orada yaşadığım için biliyorum. Mesela 18 yaşına kadar aile sana kural koyar. Hani benim dediğim şeyi okuyacaksın ya da hani okula gideceksin, şunu yapacaksın evet, falan. Çöpü at, şunu yap. Şu şekilde. Evet. 18 yaşına kadar üniversiteye gider. Ve üniversitede yalnız yaşar. O kişi o kadar çok baskı altında olmuştur ki 18 yaşından sonra her şeyi yapar. Türkiye'de de mesela o kadar çok insanlar bastırılmıştır ki o yüzden böyle bir anda özgürlük işte bilmem ne falan deyince bunu yanlış bir şekilde kullanıyor olabilir miyiz? Özgürlüğün ne olduğunu bilmek lazım önce. Senin özgür olduğun alanlarda benimki kısıtlanıyor bak burada. Benim özgür olduğum alanda da seninki kısıtlanıyor. Biz birbirimize saygı duyarak bunu yaşamak zorundayız. Şurada balkonda çıkıp da sevgilinle halvet olabiliyor musun? Sevişebiliyor musun? Hayır. Değil mi? Her şeyin yeri var. Sokaktaki giyim tarzın, evdeki giyim tarzın, her şey özgürlük. Özgürlüğün bununla alakası yok ki. Kadın konuşabilmeli. Sence konuşamıyor muyuz artık? Kadın da konuşamıyor, erkek de konuşamıyor. Kadın ve erkek konuşamadığı için birbirine dalıyorlar işte. Bir insana karşındaki eşin ya da sevgilin ya da çalışanın ya da patronunla konuşurken eğer belli bir bilgi birikiminle onunla çatır çatır tartışabiliyorsan, hı hı, ama onun kişiliğine hakaret etmeden, hı hı, özgürlük budur. Ama sen direkt adamın karşısına geçip de sen ne biçim adamsın ya, sen evine bakamıyorsun dediğinde adam dakika bir gol bir sen benim erkekliğime laf mı söyledin diyor. Peki işte onu demeye çalışıyorum. Özgürlüğü yanlış mı algılıyoruz, evet, toplum olarak? Tabii ki yanlış algılıyoruz. Özgürlük bu demek değil ki.
Özgürlük çıkmak istediğin gibi sokakta küfretmek demek değildir ki özgürlük. Özgürlük tam tersi. Özgürlük hakkını almak, hakkın olanı alabilmek, hakkını savunabilmektir. Tek başına eğer sen bir yere gidip içkini içip taksiye binip hiçbir tacize uğramadan üzerinde ne olursa olsun evine dönebiliyorsan bu özgürlüktür. Ama ben istediğim gibi giyinirim, bana kimse karışamaz, özgürlük değildir. Bu kavram kargaşasıdır yani. Tabii ki istediğim gibi bunu konuşmak bile abesle iştigaldir. Ama çıplaklar kampına gitmek istiyorsan zaten var o kamplar. O ayrı bir şey. Çıplaklık özgürlük değildir. Senin beynin sıkışmış zaten. Senin beynin özgür değil ki. Bedenin özgür olsa ne olur yani? Bedenini açsan ne olur? Konuşulmaz. Yani şurada affedersin, ben şimdi üstümü açayım. Yani ben bile burada konuşulurum yani. Yani sonunda olacak zaten. Açacağım her yerime. Yeter artık. Anladın mı yani? Burada da işte kavram kargaşası var. Geçinebiliyor muyuz? İşte bak, onlar farklı anlamışlar. Geçinebilmek ne? Hani eskilerin dediği, senin benimle geçinmeye gönlün var mı? Bir yolunu buluruz. Hadi yani. Devam edelim. Ben merak ettim. Bak, ben KYK alıyorum. Aynı zamanda ailemle yaşıyorum İstanbul'da. Ailemden illa 850 lira yetmiyor bana ve ben ailemden almak zorunda kalıyorum. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz ve artık fiyatlar çok fazla yükseldi. Bu yüzden geçinebildiğimi düşünmüyorum. Geçinmeye çalışıyorum. Çünkü benim eğlenmek için hiçbir şey yapamıyorum. Sadece tek derdim yemek yemek, karnımı doyurmak. Müthiş. Biraz önce kul. Bak kız ne güzel dedi. Geçinemiyorum, sadece geçmeye çalışıyorum. Evet, karnımı doyuruyorum dedi. Kıt kanaat. Eğlenmeye çıkamıyorum. İstediğim kıyafeti. İşte bu özgürlüktür. Aslında özgürlük bu. Bizim özgürlüğümüz yok. Hiçbir anlamda yok. Aynen öyle. Geçinebiliyoruz. Yani ben öğrenciyim. Yani kısmen geçinebiliyoruz, evet. Ben şöyle düşünüyorum. Bu ülkede İşte emekli, memur, işçi eziliyor. Esnaf hiçbir şey olmuyor çünkü istediği satıyor, hiç müdahalesi yok. Diyor ki 5 kuruş inmem aşağı diyor, ister al ister alma diyor. Yani senede bir kere maaşları artanlar için gerçekten hayat zor onlar için. Ama diğer esnaf yapmazsa kapatıyor icabında. Ne bileyim hani hayat emekliye, işçiye zor. Ekmeği 1 liraya ucuz alsan ne olacak ki? Bir sürü masrafın var, elektriğin var, doğalgazın, telefonun, internetin. Mesela bir metrobüse biniyorsun. 8 lira 13 kuruş. Yani ben hiçbir siyasi parti tutmam aynı zamanda, sisteme karşıyım da. Hiçbir şey olmuyor yani. Devamlı kazıklanan biziz. Kazığı yiyen vatandaş yani. Hani 2006 yılında benim evim vardı. 2 tane de arabam da vardı. 2011 yılında arabalarıma vergi dairesi haciz koydu. 2012'de borçlarımdan dolayı evimi sattım. Şu an kiradayım. Ve her geçen gün eksiye gidiyor hayat. Yani işte. Şunu söyleyeyim. Bu sistem yanlış. Mesela diyor ki fırıncıya karışamıyor, şuna karışamıyor. İstediği gibi zam yapıyor veya maden satıyor, o satıyor, bu satıyor. Ama emekliye gelince senede bir kere o da kafasına göre zam veriyor. Neye göre verdin kardeş sen bu %25'i, değil mi? Her şey %160. Neye göre verdin? Adama elektriğine, suyuna, doğalgazına, bilmem neyine %200 zam yapıyorsun. Ama ben sana %50 ile hak gördüm diyorsun. Ya geçinmek yani imkansız. Bakın şimdi malzeme aldım. Bu 5-6 yıl evvel 4 liraydı kilosu, şu anda 65 lira. Fiyatlar uçmuş. Ben Allah'tan veganım, et yemiyorum, işte hayvansal ürünler kullanmıyorum, gıdadan yırtıyorum. Bot almam lazım, gerçi bir botum var, şuradan yırtıldı. Yani masraflar çok fazla. Eline geçen, atıyorum, rakam veriyorum, 5 ise harcamak gereken 10. Yetmiyor yani para. Geçinebiliyor muyuz? Mesela. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Bu jenerasyondur, bak bak. Bak bu ne bile gülüyor. Peki nerede yaşıyorsunuz? Münih, Almanya'da yaşıyoruz, evet. Böyle insanlar orada güzel hayat falan var zannediyorlar ama öyle değil. Orası robot hayatı. Gerçekten bak öyle. Yok, mesela burada insanlar dükkanlarını 8-9'da açıyorlar kafalarına göre. Biz orada mesela 6'da iş başı. Saat 5'te uyanmam ya gerek. Gitmezsen bak, ne olur işler atılır. O anlamamış burada o. Öyle değil. Bak şimdi dön, bir gel o kıza. Gel o bak öbürü nasıl gidiyor göçünebiliyorum. Kaşlar yapma. Bak. Gördün mü? Dudaklar falan, full saçlar, mis gibi, yüz gülüyor. Yüzlerde botokslar var. Oh, hayat güzel. Ama Almanya'da ne ya? 5'te kazanıyor. Kalkıyorum. Ama diyor 5'te kalkıyorum. Arkadaş keşke biz de 5'te kalksak da. Keşke biz de evimize normal disiplinden kaçıyoruz. Disiplinsiz bir toplumuz. Çok özür dilerim. Disiplin yok. Disiplin var. Adamlar sistemi oturtmuş. Keşke bizde de, Almanya değil ki, Belçika'sı da öyledir, Hollanda'sı da öyledir. Evet. Çok fazla rahat iyi değildir. Bunlara rahat batmış işte bak. Nasıl gülüyor, geçinebiliyoruz mu diyor, kalkıyor. Şöyle geçiniyoruz. Peki nerede yaşıyorsunuz? Münih, Almanya'da yaşıyoruz, evet. Güzel yani insanlar yaşıyor. Orada güzel hayat falan var zannediyorlar ama öyle değil. Orası robot hayatı. Ve gitmeyeydin. Gerçekten bak öyle. Mesela burada
İnsanlar dükkanlarını 8-9'da açıyorlar kafalarına göre. Biz orada mesela 6'da iş başı, saat 5'te uyanmam gerek. Gitmezsem ne olur işten atılırım. Burada öyle değil. Burada öyle değil diyor. Millet 6.30'da kalkıyor, 7.30'da yollara düşüyor karanlıkta. Hala saat uygulaması. Metrobüslerde birbirimizin üstünde oturuyoruz. Evet, hala saat uygulaması yapılmamış. Diyorlar ki enerji tasarrufu, neremizin tasarrufunu yapıyorsak. İnsanlar işine ulaşmaya çalışıyor 8.30-9'da. Bu diyor ki biz diyor 5'te kalkıyoruz. Sanki buradakiler kalkmıyor. Peki abi geçinebiliyor muyuz? Ya Cem Bey. Hayır. Evet, küçülmüş. Cem Bey, Cem Bey'in içinden bir kişi daha çıkmış. Hayır. Ekonomiden dolayı mı oldu? Bence tiyatrolar kapandı. Evet. Yemek, ekonomi kötü gitti. Kıt kanaat yedi. Kıt kanaat. Yani hani bak hayır diyor. Evet. Geçinemiyoruz. Çünkü ekonomi yok. Geçiniyoruz çok şükür. Ben yurt dışında kalıyorum. Türkiye'de yaşamıyorum. Tatil amaçlı geldim. Biz artık zaten yurt dışındaki Türklere tatil yeri olduk. Çok tabii, ilginç değil mi? Geçinebiliyor muyuz? Şu anda biz kıt kanat geçiyoruz. Nasıl geçiyoruz? Yani bir rauna giriyorsun, güzel bir et almak istiyorsun, alamıyorsun. Ne yapıyorsun? En ucuzdan alıyorsun. En ucuz nedir? Sağlıksız. Şu anda git buraya, her yerde adam sağlıksız yiyeceğin peşinde düşmüş. Ya. Bir fırının önüne git, adam diyor ki bana bağıt ekmek lazım. 3 günün ekmeğini alıyor. Geçen sene bu zamana göre biz geçen sene çalıştığımızı bir yemeğiyle istediğimizi her şey alıyoruz. Şimdi bir yemeğiyle bir tane torba un alamıyoruz. Ben bir gün çalışıyordum, 2-3 gün geçinebiliyordum. Şimdi çocuklarıma bakabiliyordum. Şimdi bir gün çalışıyorsun, bir gün zor sana yetiyor. Rahat geçinemiyorsun. He ulaşım, özellikle bu ulaşım var ya, bu ulaşım. Bana ayda 500 lira ben elektrik veriyorum. Ben ayda 1 milyar ulaşma veririm, onu da söyleyin. Evet, şimdi mesela bu ulaşımla ilgili. Ben işte Ümraniye'de nerede oturuyorum, oradan işe gidip geliyorum. İlk önce yürüyorum metroya. Hı-hı. Oradan gidiyorum Marmara'ya. Bu arada gerçekten çok sıkıntılı bir ulaşım şeyim gerçekten var. Gerçekten öyle, evet. Yani. Oradan metrodan Marmaray, Marmaray'dan otobüs. Otobüs derken bir tane de otobüs. Ben zaten bir ulaşım ücreti alıyorum ama ulaşım ücreti yetmiyor. Yani ben günde 35 lira şey harcıyorum, git gel yapıyorum. Şimdi mesela diyorlar ki İmamoğlu'nu seçtik. Evet, mesela diyor ki o nasıl bu gamlar neden? Bir sen her şey güzel olacaktı. Evet ama işte bizde de şu var toplumca. Bu gitsin yerine kim gelirse gelsin bundan iyidir. Nereden biliyorsun? Deneme yanılma bizde. Biz hep deneme yanılma. Tabii. Bak öyle bir toplumuz. Yıllardır öyleyiz. Ama şimdi hani Ecevit gelirdi Demirel giderdi. Demirel gelirdi öbürü giderdi. Demirel gelirdi petrol vaadı da biz mi içtik derdi rahmetli. Anladın mı? Ecevit rahmetli ceketini bıraktı gitti. Bunlar bu yıllardır böyleydi anneciğim. Evet. Aslında. Peki o zaman şu anda hani İmamoğlu'na yüklenmemesi gerektiği bu insanlar anlamıyor mu? Dünyanın... Çünkü sonuçta burada zaten petrole bir zam geliyor. Adam ne yapacak? Otobüse ne su mu koyacak? Ama tabii İstanbul daha büyük bir şehir ve ulaşım bir yerden bir yere artık ya öyle yayıldı diyorum. Ki. Ya dört vasıtaya biniyor mu ya? Maalesef çok. Gitmiyor. Bir yardımcı olun ya. Hayır benim yanımda oturmadı. Gitti Ümraniye'ye. Şimdi Ümraniye'den iki telliye gitmeye çalışıyor. Anladın mı? Giderken de tabii beş tane vesait. O kar zamanı falan görmeniz lazım ya. Kar zamanı Allah'ım. Artık konumda var. Otobüs gelmedi ben yürüyeceğim. Ama o eve nasıl geldim? Hani o nasıl? Olsun ben de yaşadım o zamanları yok, gençken. Hayır. Ben zaten şeyde değilim. Binerim de gelirim de o sıkıntı değil. Ben sadece hani düşünsene zaten aldığım 250 TL veriyor ulaşım parası 720 TL ulaşıma gidiyor. Anneciğim Nasrettin Hoca sen de haklısın demiş. Ne? Ne diyeyim yani? Günde 30-40 lira sadece otobüs parasına veriyorum. Ayda bir toplasam 1 milyar yapıyor. Bugün ben birini seçiysen bana yardımcı olması şart. Bugün bu zor durumda bana yardımcı olmuyorsa yarın hiç olamazsın. Zaten tamam mazot fiyatları tamam başlandı gidiyor ama bu zor zamanda eğer ki ben elimi taşın altına koyup da bu halka harcımı yoracaksam bil ki yarın neler olacak. Yarın her şey olacaksın. Ben bugün o zam yapıyor diye ben de bindirim denen öyle bir şey yok. Düzelteceksin ya şimdi düşünsene bugün bir söylenti var diyor ki %50 ben zam yapacağım ulaşıma. Böyle bir şey olabilir mi ya? O 9 liraya günde birisi 3 araba değişirse 3 giriş 3 geliş bir hesaplasana 70 liraya. Lira ayda ediyor 1,5 liraya. Bunları bir söyleyin. İmamoğlu bunu yapamaz. Yapmasın. Yaptığı zaman kaybeder. Biz onu ne için destekledik? Asgari ücret 2000 lira olsun zamları geri alsın. İnan ki millet geçinir. 4000 lira zaten 1,5 ulaşım. Zaten şu anda 2000 liradan aşağısı hiç kimse evini kira vermiyor. O şeyi de hesaplamıyorum. Yiyeceği de hesaplamıyorum. Onu da bir hesaplasam 10 bini de geçer. Bütün insanlar içine bir gez diye gitsen et yiyor musun? Adam yılda et kurbanda zor et buluyor ya. Hangi devirde biz yaşıyoruz ya? Valla ben geçiniyorum yani şöyle emekliyim. İdare ediyorum. Evim var, arabam var. Yani idare edebiliyorum ama Allah olmayanlara çok versin.
Peki geçinmenin formülünü anlatır mısın? Vallahi biraz da fazla mı lükse düştük, ne yaptık? Hani ayakkabılar, kıyafetler çok fazla oluyor ama ihtiyacımız varsa alsak bu sefer de geçinmek zor yani. Çok zor. Mesela bir markete gidiyorsun, hiçbir şey almıyorsun. Nereden çıktı 230 lira, 270 lira? Diyoruz biz bir şey almadık, sepette bir şey yok. Bu ne kadar para? İşte bir yağ, bir temel ihtiyaç. Yani almak zorundayız ama geçinmek de zor. Allah olmayanlara çok versin. Geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyoruz. Hem emekliyim, iş yerim var ama geçinemiyoruz. 30 senedir İstanbul'dayım. Bu seneki gibi hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. Yani bir de esnafım. Aldığım şey bugün alıyorum, yarın bir başka oluyor yani. Bilmiyorum. Serbest İşiye ekonomi. Gitmiyoruz. Ben geçen gün zaten Show TV'ye çıktım. Kapı tokmaklarını çalıyorlarmış biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra geldiler, dediler ki yani kapı tokmakları ne işe yarar, niye alırlar falan diye. Ben de dedim ki niye almasın yani, insanlar şu an aç. Gerçekten aç. Ne yapacak? Onu ayakkabıyı diyor çalmıyor. Ayakkabıyı alıp da kime verecek? Getirse şuraya 10 lira koysa alır mısın? Almazsın. Ama kapı tokmağını aldı. Geçen hurdacıya 60 lira kilosu. Hadi 50 liraya versin. Zararı yok ki. Bir de 5 dakikada yani paraya çevirir o şekilde. Ya yani, akıl da veriyor. Millet bak bak diyor, akıl veriyor. Kız akıl veriyor, verme kız kız. Abi geçinemiyorum. Tatlı yapacak bir şey, verdi artık. Şimdi bu geçinemiyoruz altında ama şu bir kere burada bak bayağı dedi ki yani gidin çalın. Mesela araba çalsan dedi ne olacak ki dedi. Şu ayakkabı çalsan 10 liraya satamazsın dedi. Tamam. Ama demiri dedi. Şimdi bu da bir ahlaki deformasyon. Aynı zamanda işte ne oluyor diyor ki bana ne diyor, ben geçinemiyorum diyor, onun diyor kapısının önünde diyor her şey var diyor, onun da olmasın diyor, tıpkı böyle hastalar hani ben kötüyüm öleceğim sen de öl mantığıyla, ben diyor kötüyüm diyor geçinemiyorum. Bu çok büyük bir ahlaki deformasyon. Baktığın zaman işte ya birbirine hayatın... yardım etmek yerine aslında hani ben kötüyüm onlar da kötü olsun. Evet işte bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Öbür tarafta da diyor ki benim var bana ne. Üç, o diyor. Öbür kendisi diyor, ben düşünsün onu çalayım diyor. Ben daha iyi para yaparım diyor. Ama de, onun olmasın önemli değil. Onun önemli değil diyor. Bildiğin böyle bir ahlaki çöküş. Baktığın zaman sosyal medyada zengin ve hayatını belli bir yere getirmiş kadınlara yürüyen adamlar. Karınları aç. Öbür tarafta da kendinden yaşça büyük böyle 50 yaşında kendi 25 yaşında olan kızlar. Adamlarla evleniyorlar. Niye? Yani aşkından hayatları, mı? Hayatlarını kurtarmak için mi? Ya nasıl bir ahlaki deformasyondur bu ya? Adam gelmiş 50-55 yaşına. Yani bundan sonra artık sana ne faydası olabilir duygusal anlamda? Baban gibi bir şey yani. Olamaz ki, babalık duyguları besler işte, ama orada da zaten farklı bir psikolojik sıkıntı da var bence kadınların. Yani babaları olmayan aile yaşantısında o işte hani sevgiyi, işte o koruma falan. Hiç vallahi yok artık, tamamen her şey maddesel. Alakaları yok, asla inanmıyoruz. Abi geçinebiliyor muyuz? Elhamdülillah. Geçinmenin formülünü anlatabilir misin? Varken ne yiyorsun, yokken de sıkıyorsun. Şartlara göre. Hangi şartlara göre? Ekonomiye göre. Dünyada neyse bizde de bu var şu anda. Onu yaşıyoruz. Dünyayı takip etmek lazım. Dün Almanya'yla konuştuk mesela. Sıkıntı her yerde var. Benzin bulamıyor. Un bulamıyoruz diyor markette. Abi geçinmek çok zor. Almanya'da öyle bir şey yok. Yalan hayat konuşmayın ya. Tamamen büyüdü gitti. 80 liraya aldığımız soleya 160 lira. Nasıl geçineyim? Şimdi başımızdaki adam verdi 65 aylığı 2000 lira. Bana verdi 2500 lira. 2000 lira aldım. 5 lira zam yaptı. Buna ne diyelim şimdi? Ben 30 sene vergi ödedim burada. Bu 65'ten ne ödedi? Cepheye göndersen gitmez. Gider mi? Gitmez. Savaşsa yine savaşamaz. Niye veriyorsun buna? Buna ver, normalini ver. 2000 lira aylık verme buna. Aramızda ne kaldı? 500 lira. Ben bedava çalıştım o zaman. Sigorta prim ödedim sana. Ne kaldı? Hadi buyurun. Siz cevaplayın benim sorumu da. Yok abi nasıl cevaplayayım? Aldığımız sole 5'lik 160 lira. Kaç alıyordun? 80 liraya alıyorduk. Ne oldu şimdi? Sürekli ağzını kapatıyor. Yazık. Kıyamam ya. Üzerine. Yalnız amcaya birinin bence o şekilde olmadığını birinin söylemek lazım. Yanlış kullan. 2 kilo peynir 100 bin lira. Nasıl geçineyim ben 2,5 lirayla? Buyur geçinin deyin. Sen beni öldürmeye çalışıyorsun açıkçası. Yok abi estağfurullah. Şimdi için demiyorum. Evet. Sen beni öldürmeye çalışıyorsun. 65'e niye verdin sen 2000 lira? 2000 lira ya, aramızda gerçekten ne var? Gerçekten çok üzülüyorum ya. Sana. Buyurun hesabını siz verin. Ondan sonra vay vatandaşım. Suriye'yi niye soktun sen buraya? Ben geçinemiyorum arkadaş. İşte vermiyorlar. Ne yapalım yani şimdi? Bana 500 lira yaptın. 65'e yaptın 1000 lira zam. Olacak iş mi bu? SKK mı ödedi bu adam?
Ne yaptı yani? Peki eskiden nasıl daha bundan 10 yıl önce? Bunlar iyiydi. Zam geliyordu ama %5. Ama ya şeker. Şeker oldu 15 lira. Toz şeker. Oldu mu 17. O kadar? Ne diyorsun? Geçen gün 11,5 lira şimdi 15 oldu. 17 oldu. 17. 5 kilo şeker 89 lira. 32 liraydı. Şimdi kaç para? 55 lira. Hadi buyur düz git ya. Düz gidin. Hadi. En ufacık şey. Zeytin almış 60 lira 70 lira kilosu. Ben ne alıp ne yiyeceksin kardeşim? Ha kiran? Ya gelmedik oralara. Ekmek oldu 3,5. Hala 5 lira diye direniyorlar. Buna ne diyelim? Elektriğimiz 90 lira gelen elektrik 255 lira geliyor. E gaz geliyor 800 bin lira. E ben mi aldım, para nerede kaldı? Ben ne yiyip ne içeceğim burada? Ne yiyip ne içeceğim arkadaşım? Dünya ateş pahası oldu. Almanya'da bir dilim karpuz alıyorsun ama parana göre alıyorsun. Alman geliyor buraya 3 ay geziyor. Nereye gitti arkadaşa? Ya amca çok tatlı. Ya çok tatlı, kıyamam ya. Doğmuş ki arkadaşını bıraktı orada, bak burayı anlatacağım. Hayır zaten ilk başta maskeyle kavaşırken o şeyden maskeydi. Son maskeydi, bıraktı zaten. Bak nereye gitti? Ay kıyamam ya, insanların akıl balik oldular. Bu arkadaşı değil, ya. Değil mi? Yok, o arkadaşını kaybetti orada. O arada biraz nereye gitti o arkadaş? Bir an aydı. Ben ne yiyip ne içeceğim burada? Ne yiyip ne içeceğim arkadaşım? Dünya ateş pahası oldu. Almanya'da bir dilim karpuz alıyorsun ama parana göre alıyorsun. Alman geliyor buraya 3 ay geziyor. Nereye gitti o arkadaş ya? Nerede arkada? Ha. Şimdi ne yapalım peki? Benden bu kadar arkadaş. Abi geçinebiliyor muyuz? Emekliyim ben. Allah'tan kendi dairem var da öyle geçinmeye çalışıyoruz. İşte bak herkese. Eşim çalışıyor işte. Yani önümüzü göremiyoruz. İnsanlar çalışıyorum evet, diyor ama ne kadar çalışırsa da çalışsın. Bir türlü aldığı maaş zaten yetinemiyor bizim ülkenin şartlarına göre. Artı her günde zaten her sabah uyandığımızda yeni zamlar, yeni fiyatların artışı. Hiçbir şekilde ya ben geçinemiyorum işin gerçeği, öyle söyleyeyim. Hanede kaç kişi var? Haneye bakarsak 3 kişi sabit çalışıyoruz şu anda. Ona rağmen geçinme sıkıntısı yaşıyor musun? Tabii ki aşırı derece. Ya şöyle söyleyeyim, şu an çalıştığımda 15 bin almama rağmen giderim 20 bin. Yani kendi çalıştırdığı makine örnek olarak. Ne kadar oluyormuş? 15 bin mi? Aslında yine söylediğimize geliyoruz. 2 bin lirayken 4.250 lira olduğunda da fark etmedi. Ben zaten 2 bin lirayla geçinemiyordum. 4.250 olduğunda sen zaten zamları katladınca ben zaten geçinemiyorum. Her halükarda geçinemiyorum kardeşim. Bence geçinemiyorum. Aslında şöyle çıkacak. Hükümete de çok büyük şeyler düşüyor, sorumluluklar ama tabii kendimiz de yapıyoruz bazı şeyleri. Daha zam gelmeden biz zamı bindiriyoruz. Artı hükümetin de bindirdiği ek zamlar da zaten ya. Başlı başına bir sıkıntı bir der. Çok yapsa güzel, bak ne güzel. Şu şekilde olur işin gerçi. Bizim ülkede bir şey zamlandı mı bir daha asla düşmez yani. Ne kadar düşerse düşsün. Dünyada düşse bize düşmez. Bir kere zamı yedi mi artık düşüşe geçmez. Geçinebiliyor muyuz? Şükür. Geçinmenin formülünü bana anlatır mısın abi? Ana kilitlenmemek lazım. Çok daha geniş düşünmek lazım. Sadece mesela kendinden bir üst sınıfa baktığın zaman hep komplekse kapılır. Bir alt sınıfa baktığın zaman kendini daha iyi hisseder. Aslında bu basit bir örnek. İnsan buraya kilitlenmiyor. Ona kilitlendiği zaman obsesif diyoruz ya mesela. Adam o şu anda geçim obsesifi olmuş durumdalar. Ha dertsiz değilim. İnsanlar daha böyle geniş çaplı düşünmediği için. Dünya zengin. Ancak paylaşım sıkıntısı, hırs ve birilerinin bunları çarçur etmeleri, açgözlülük, açgözlüler doymadıkça açlar doymayacaktır. Ben de çok muhalefetim ama yapıcı bir muhalefetim. Daha iyisi olsun diyorum. Geriye gitmeyelim. Önce bunların bir şey halt olmadıkları belli. Yıllardır var bunlar. İşte eski merkez sağın döküntüleri ve merkez sol ve onların yanlarında bir de yetmedi terör, eşkıya örgüt. Amerika'nın ülkemizdeki uşağı, Amerika'nın bizi zayıflatmaya çalıştığı bir taşeron. Yani bırakın politik, siyasi anlamda yani bir ekmek aş olarak da verecekleri bir şey asla yok. Aslında daha çok geleceğe kilitlenmemiz lazım. Bu muhalefetin gelecekle alakalı hiçbir projesi yok. Sıfır. Şu anda dünya küçüldü. Bakın bu yağ nereyle alakalı? Ukrayna ile alakalı, Rusya ile alakalı, bilmem neyle alakalı. Petrol hakeza. Önceden öyle miydi? Hayır. Önceden kendi içinde kavruluyordun, kendi yağında. Ona rağmen yağ kuyrukları, benzin çıkıyor, çok büyük. Şu mazot kuyrukları, şu bu vesaire. Büyük şu anda ise Ukrayna'dan herkes dağılıyor, sıkıntı buğday. Çekiyor. Biliyorsun değil mi? Tamam. Tabii ki Ukrayna yani çok doğru bir şey söylüyor. Şu anda bile sıkıntı çekiyor. Şu anda hazır tüketiyoruz, her şey hazır. Yarın yeni dünya düzeni kurulduğu zaman, ahiret kurulduğu zaman hiçbir şey şey olmayacak, hazır olmayacak. O zaman ne kazandıysan. Yok öyle beleş. Böyle bir eğitim ve böyle bir atmosferi, böyle bir çağ yaşıyoruz.
korkunç bir, yani ürperiyorum. Yani Rabbimize saygılı olalım. Bunca vermiş, teşekkür edersek daha fazlasını da verir. Tabii ki bize verdiği aklı, elimizi, kolumuzu, emeklerimizi de güzel işlere, üretime kullanmamız lazım. Biz daha ileriye gitmezsek gelecek nesiller çok daha fazla cereme çekecek. Bence çok doğru konuşuyor. Ben yani hem itikatına dikkat ediyor saygılı, hem de hükümette eleştirmesi gereken tarafı, hem de dünyayı gayet güzel özetledi. Yani şöyle, körü körüne kıt kanaat geçinmeyelim ama dikkat edelim. Mesela haftada 2 gün arabayla çıkıyorsak 3 gün toplu taşıma kullanalım. Arabasını kullanabilenler için söylüyorum. Ben şimdi benzine zam geldi. Hala trafik var. Baksana köprüye. Neyle çıkıyor bunlar? Zaten şey oldu. İlk benzine bir zam geldi. Kimse çıkmadı biliyorsun. Böyle bir trafik, böyle bir şey oldu. Böyle bir şimdi erkek bir yine. Bir gün iki gün. İşte gene rahmetli dedenin dediğine geliyoruz. Şimdi içkiye, alkolü, ona buna zam geldi diyorlar. Git bak eğlence yerleri gene full. Çünkü belli bir kesim var para harcayan, onlar harcıyor. Bizim aslında konuştuğumuz onlar değil. Biz kıyıda köşede olan ve gerçekten emekli, işçi, memur, ki memur şu anda ne kadar alıyor biliyor musun? Galiba en iyisini onlar alıyor şu anda bildiğim kadarıyla. Onları düşünmemek gerekiyor. Evet. Eskilerde öyle dermiş ya zaten, memura kız verin dermiş. Valla. Memura verseydin sen de. Seni mi verecektim? Seni alan olsa vereceğim de. Geçinebiliyor musun? Yurt dışında mı? Fark etmez değil mi? Yurt dışında sorun olmuyor pek. Burada da aslında sorun olmuyor yurt dışından geldiğimiz için, ama burada birçok öğrenci arkadaşım var. Ya geçinmesi zor oluyor diyorlar yani. Çünkü fiyatlar sürekli artıyor o şekilde. Abi geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyoruz. Neden geçinemiyorsun abi? Ne olur 2000 lira, 2500 lira emekli maaş alayım ben. Eve kaç maaş giriyor? Eve bir tane emekli maaşım var ama benim kira yan gelirim. Ama 2 tane kira alıyorum ayrı olay. Annemlerden kalma ev var benim. Yoksa bunlara kalsam... Simit bile yiyemez. Son zamları nasıl değerlendiriyorsun? Daha çok zam gelsin diyorum. Bunlara oy veriyorlar. Daha çok zam gelsin. Ekmeklerin kuyruğu 1 metresi 10 metre olsun. Bu biliyorsun bir kesim de böyle düşünüyor. Evet. İşte hani müstahak diyor, işte daha fazla yesinler, şey yapsınlar diyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Hakikaten bazen diyorum ki oy verenler mi acaba bu kadar acı çekiyorlar? Yoksa bence ülkede daha böyle iş adamı ve zengin bir tayfa olanlar çok daha fazla oy verdi. Ben öyle düşünüyorum. Yani onlar çok daha fazla ve çünkü niye oy verdiler? O onlara daha oldu. Tabii ki onlara daha yakın oldular. Daha yakın oldukça da daha da büyüdüler ve daha, ama ben orta halli kesimin veya işçi sınıfının en başından beri zaten çok fazla oy verdiğini düşünmüyorum. Devam ediyorum. Geçiniyoruz. Peki geçinmenin formülünü anlatır mısınız? Emekli memurum ben. Aldığımız maaşa göre idare ediyoruz. Allah'a şükür. Hiç yoktan iyiyiz. Peki son zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah fazla buluyorum ama dünyanın pandemiden sonra olan olayları görüyorsunuz. Dünya krizde, sadece Türkiye değil ki. Geçinmek istedikten sonra her yerde geçinebilir. Ha bunun yanında Suriyelilerin etkisi var, Afganların etkisi var. Bizim ekmeğimizi onlarla paylaşıyoruz ama bizim ekmeğimiz Türkiye'de bizim yanımızda kalsa bize yeter. Yeter kardeşim, yeter. Geçinemeyenler ya işi beğenmeyip çalışmıyorlar ya da ne bileyim yani. Evet, geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyorum. Ne işle uğraşıyorsun? Çalışmıyorum. Yani aile desteğiyle kendi evimde kalıyorum. İşim yok acaba? İşim bulamıyor. Geçinemiyoruz yani. Öyle ufak tefek işlere koşturuyoruz. Abi geçinebiliyor muyuz? Allah'a şükür diyelim ama kıt kanaat. Zorlanıyoruz, görmüyor musun? Her şey ateş pahası. Bir bakkala gidiyorsun, eskiden 20 lira aldığın şeyi 200 liraya alıyorsun. Vallahi çok kötü. İnsana bu kadar eziyet yapılmaz yani. Bir ekmek alamayan insanlar var şu anda. Çalışan iş yerleri bile yok, fiyat düşük, öyle böyle herkes kendi cebini doldurmaya bakıyor. Mesela atıyorum, siyasetçiler bu ülkede Türkiye'nin kaymağını onlar yiyor. Mesela bir vatandaş gidiyor bir lokantaya 50-60 liraya zorganını doyuruyor. Onlar meclisin lokantasında en kral yemeği 5 liraya yiyorlar. Bunu hemen söylemek istiyorum. Şimdi sosyal medyada her çıkan ve her yazılan şeye inanmamamız gerektiğini bir kere öğrenmemiz gerekiyor. Bu bir. Yanlış bilgi. Evet, yanlış bilgi. Ama ikincisi, evet, meclise baktığın zaman bugün meclise, arkadaşlar tam bilmiyorum da milletvekillerine arada gıcık olduğum için ne kadar maaş alıyor milletvekili? Çünkü sadece milletvekili maaşlarıyla geçinmiyorlar. Bunların hep ek şeyleri, işleri de var. Evet, 25 bin lira maaş alıyor. Bir de o 25 bin dediğimiz gibi sadece evet, normal milletvekili maaşı olarak. Bu bir milletvekili maaşı olarak. Bunun yaptığı başka işler çıkıyor, öbür tarafta başka bir şey çıkıyor. Bir dakika arkadaş, ben milletvekiline niye maaş ödüyorum ya?
Hiç bunu düşündünüz mü? Ha ben onu vekil tayin ettim diye mi milletvekiline maaş ödüyorum? Evet. Milletvekilinin bence bir işi olacak. Oraya da gidecek, beni temsil edecek ve benden para almayacak. Bitti. Benden niye maaş alıyor ya milletvekili? Hiç sordunuz mu bunu i̇şte yıllardır? İşte o bilgi orada vekil olarak temsil ettiği için maaş mı ödüyorum? Biz ona maaş ödüyoruz. Hani apartmanda yönetici vardır. Apartmanda biz yönetici şey, vardır. Aynen. Hep o yönetici zengin olur. Aynen öyle, evet. Bunun gibi bir şeydir bu. Ben niçin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maaş ödüyorum? Bana biri bunu açıklasın. Ben seni vekil seçtim, ülkeyi yönet diye. Bitti. Ben sana maaş ödeyeceğim demedim. Babamın oğlu musun? Niye sana maaş ödüyorum ben? Ben meclise bağlı kalmışım. Mecliste kim ne derse çocuk oyuncağı gibi orada oyun oynuyorlar. O diyor ki sen otur sen kalk, o onun üzerine yürüyor, onun üzerine yürüyor. Bunlar birbirlerine dalsın diye ben maaş ödüyorum. Şimdi antrenörün maaş alması son derece normaldir. Ama kulüp başkanı alamaz. Kulüp başkanı oraya yatırım yapıyor. Çünkü onu seçmişler. Ben de seni seçmişim. Bu yıllardır böyle. Demirel'e de işte para ödendi. Rahmetli Ecevit galiba bir kabul etmemişti hatırladığım kadarıyla. Öyle bir şeyim var. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Çünkü çok halk adamı olduğu için. Sosyal devlete inandığı için. Ama bizim ülkemizde hiçbir zaman sol asla yürümedi. Keşke yürüseydi de bir görseydik biz de milletçe. Belki o zaman şu anda neyi isteyip neyi istemediğimize daha doğru karar veriyor olurduk. Kanil Korun'un cevabını çok fazla yazan olacaktır muhtemelen, hani şundan bundan dolayı diye. İnşallah yazsınlar. Ben buradan sormak istiyorum. Arkadaşlar ben meclisteki insanlara niçin cebimden, devletin kasasından para ödüyorum? Bitti. Bunun cevabını yazın bana. Ben niye ödüyorum o paraları? Bugün bir cumhurbaşkanı 100 küsür binden maaş alıyor. Millete 4250 lirayı çok görüyor. Bir simit bile 3500 lira. Ne bileyim, en ufak bir yeme yerine gidiyorsun, en ufak yediğin şey 50 liradan aşağı çıkamıyorsun tek kişi. Tabii sorsan, yandaşlara sorsan bu ülke çok güzel. Hastane, bugün sabahtan hastaneye gittik. Hastanede bir kuyruk var, en az 150-200 kişi. Bankot alıyorsun. Neymiş, eskiden 3-4 gün şey yapıyormuşsun, sıra bulamıyormuşsun. Şimdi bulamıyorsun. Değişen bir şey yok ki. Yok, burada katılmıyorum. Sıraya gireceksin. Şimdi randevu alamıyorsun. Ama yok, ama bence beyefendinin bahsettiği şu. Yani diyor ki ben diyor mesela gidiyorum hastaneye. Neden hastanede diyor, neden bir doktor diyor 15 kişiye bakıyor? Çünkü diyor. Doktorumuz yok. Doktorlarımıza da Avrupa'ya istediğiniz yere gidin dedikleri için. Doktorumuz yok. Bizim doktorlarımız bu arada başımızın tacı. Hiç kimse de bir yere gitmesin aman diyeyim. Bu ülke bize lazım. Gidenler gidecektir ama gençler aman diyeyim kalın arkadaşlar. Geçinebiliyor muyuz? Elhamdülillah. Ha işte. Çok şükür. Geçinmenin formülünü anlatabilir misiniz? Şimdi bugün elhamdülillah ben 35 sene çalıştım. Emekliyim. Gayet güzel de geçiniyorum. Geçinemeyenin sıkıntıları har vurup harman savurmak. Alışmış paraları harcayıp gidiyor. Harcayıp gidiyor. Ya biraz kardeşim yorganına göre ayaklarını uzat. Başka bir şeysi yok. Buyur başka. Peki son zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ekmek. Biraz ortalıkta biraz pahalılık var. Ama bu Türkiye, dünya genelinde var bir pahalılık. Bir tek Türkiye'de değil yani. Bunun önüne geçemezler. Zaten 20 seneden beri sıka bir yerde patlama yaptı bu. Artık daha şey yapma gücü olmadı daha artık. Dayanacak güç olmadı yani. Biraz tabii sağ olsun Allah razı olsun Tayyip Cumhurbaşkanımızdan. Biraz ipin ucunu koyveriverdi. Ortalık böyle oldu yani. Geçinebiliyor muyuz? Geçinmeye çalışıyoruz diyelim. Yani öğrenciyiz. Gelen burs belli, aldığımız burs belli. Hani alırken güzel ama bir de bunun geri ödeme kısmı var maalesef. Hani şimdiden onu düşünmeye başladık. Hani alıyorum yiyorum ama içimde bir şey var. Nasıl geri ödeyeceğim bunu? Hani hep onun bir tereddütü içinde yaşıyoruz maalesef. Geçinebiliyor muyuz? Takviye almadan geçinilmiyor. Geçinemiyoruz. Ne gibi takviye? Çocuklarımdan. Yani kiramı oğlum ödüyor. Emekliyim çünkü. Eşimden kalan bir emeklilik kullanıyorum. %75'ini alıyorum maaşın. Kızım çalışıyor, o takviye yapıyor. Öyle geçinebiliyoruz. Başka şekilde gerçekten zor. İmece usulü. Görünen yağ ve ekmek kuyruklarına ne diyorsunuz ablacığım? Vallahi çocukluğumu hatırlatıyor ama o zaman böyle koşmuyordu fiyatlar. Yoktu sadece. Şimdi fiyatlar koşuyor, fiyatların peşine koşmaya çalışıyoruz biz. Çok 2 saatte bir, 10 saatte bir, 7 saatte bir, 5 saatte bir zamlara yetişemiyoruz. İmkansız. Bak bunu abi. Yani ben çok filmlerde çok oynadım ben. 79'dan 2003'e kadar yardımcı oyuncu oynardım. Yani öyle emekli oldum. Ama Beyoğlu'nda bir han vardı, hana da bakardım. Orada sigorta, film şirketindeki orada özel bir kanun çıkarttı. Ondan faydım işte emekli oldum 2003 yılında. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Hayat çok pahalı. Heh, dur şimdi ben sana o soruyu soracağım. Geçinebiliyor muyuz? Bunu çek.
Onun için? Ben bir şey söyleyeceğim. Tamam dur, geçinebiliyor muyuz? Sen onu söyle. Abi geçinebiliyorum demek, ben yalnız adamım, tek adamım. 3 milyar maaşım var, Allah seni de ay başı zor getiriyor. Ama ben çok yardımsever bir insanım. Şöyle ayağında yırtık bir adam görsem, vallahi gözlerimde yaş geliyor. Cebimde 100 lira vasıtasını ona veriyorum. Yani böyle bir yapım var. Yani ne bileyim, bu öyle benim. Peki son zamları nasıl buluyorsun? Vallahi ekmek aldığım yok benim. Tek adamım dedim ya. Evet. Ama çağa çoluğu olanlar nasıl geçiniyor, ben kafam duruyor biraz. Bazı insanların da cebinde çok para var, gene giriyor kuyruğa giriyor. Yani hani buna cimrilik mi diyeyim, ne diyeyim, bir şey mi diyeyim, yani bu da var ama. Para oldu halde gidiyor kuyruğa giriyor. Abi geçinebiliyor muyuz? Sen rampa mı çıktın, hararet mi yaptın, termosifon mu çaktın? Var mı geçinen burada? Bir dakika, ne dedi ya? Sen rampa mı çıktın, hararet mi yaptın, termosifon mu çaktın dedi ya. Geçinemiyorsunuz. Geçinemiyor musun? Açlık var, sefalet var, kıtlık var. Siniri bozulmuş. Adamın siniri bozulmuş. Yok, kıtlık yok. Peki efendim, sence yüzde kaç? Vallahi hiç bilmiyorum ama meraktan çıldıracağım. Dur ya, açacağım ya. Açacağım ya, bir dakika. Bir dakika, hayır, bir tahmin edelim yahu. Bütün eğlencesini şey etme. Şeydeki gibi mi yapayım? Ay bir dakika, hani fit şeylerde yapıyor. Açtım, açıyorum. Açtım. Biraz daha uzanayım. Will Smith acayip tokatladı adamı. Dur, açacağım. Anne. Ya bu nasıl bir insan ya? Ya bir dur. Yüzde kaç? Ne? Geçinebiliyoruz dedi. Geçinebiliyoruz dediler. Öyle çıkacak bence. Öyle çıkarsa da var ya, bunun daha da Davos'a gelmem diye kalkarım ben buradan. Bence böyle 60'a 40 falan. Sen geçinebiliyor musun? Ben? Evet. Aslında ben kendimi tamamen şey olarak orta düzeyde görüyorum. Orta düzeyde miyim de? Yani öğrencilerin bir tık üstü gibi görüyorum ben kendimi. O da şundan dolayı, zaten benim aldığım maaş, şu anda kirada oturuyorum. Elektrik, su, doğal gaz derken ayda da maşallah getirmişler bayağı bir zam. Gelen gidiyor. Benim kızımın arabası yok. Annem bize bir tane araba var. Ben de çoğu zaman kullanmıyorum. Aynen. Çünkü şu anda... Zaten benzin, zaten ben bir annemin arabasını alayım. Bir hafta zaten herhalde ancak onu ödemek için. Yok, samimi söyleyeyim. Benim kimseyi zengin edecek halim yok. Kusura bakmasınlar yani. Yani şu olay şu aslında. Gelecek için kaygılıyım. Çünkü benim yaşımda şu anda bir kadın bence geleceği için yatırım yapabilmeli. Maalesef şu anda işten dolayı da çok zorlanıyoruz. İstediği işi yapamıyor çoğu genç. Bence ideallerini gerçekleştiremiyor. Ben şu andaki gençlik adına üzülüyorum. Yani evlenmek isteyen var, sevdiği insanla güzel bir hayat geçirmek isteyen, çocuk sahibi olmak isteyen, mutlu olmak isteyen. Ya fedakarlık yapmak gerekiyor. Bir yerden bir fedakarlık yapacaksın. Ya çok iyi bir hayat yaşayıp kendini düşünüp sadece kendin için yaşayacaksın. Ya da işte geleceğini düşünüp bir şeyleri şey yapacaksın. Onu ama seçmek gerekiyor. Ama sen Avrupa'da yaşadığın için, Amerika'da falan okuduğun için kendini gene iyi idare ettin Gizemciğim. Gerçekten. Yani hiçbir zaman böyle bir... Mesela benim çevremdeki insanların çocuklarına zaten bakıyorum. Hani benim statümde bir kadın için ben de böyle yaşamıyorum. Çünkü onlar gibi yaşamıyorum. Çünkü eğer ülkede bir problem varsa bu topluca hepimizin problemi olmalıdır. O yüzden öyle yaşamıyorum. Gözlerine sokmaya çalışmıyorum hiçbir şeyi. Ve ben de dikkat ediyorum. Benim kızım da hep dikkat etti. Dolayısıyla da hani buradan ancak tek söylenilecek bir şey var. Hani yüzde kaç ne dediler bilmiyorum ama bir tane Türkiye var. Ve bizim hiçbir yere gitmeden bu ülkeye sahip çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. İşte ancak öyle, ama işte maalesef benim gibi düşünen çok fazla. Yani sen de biliyorsun, geçen konuştuk, ben de artık yurt dışına gideyim demişimdir yani kesinlikle. Valla git yani ben... git de falan diyorum. Hayır, ben gerçekten eğitimli insanların burada kalıp bir şekilde bir kurtuluş mücadelesi vermesi gerektiğine inanıyorum. Benim tek düşüncem bu. Çünkü bu vatan öyle kolay kazanılmadı. Hani hadi bırakalım gidelim falan. Ben asla ülkemden gitseydim ben de giderdim. Senin de mesela, sana da git dediğim çok oluyor ama ben ülkemi bırakıp da gitmek istemiyorum. Kimse de gitmesin arkadaşlar. Giden çok oyuncular var. Hepiniz Londralarda evler, İspanyalarda bilmem neler. Burada kazandınız löp löp löp. Ya işte bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey var yani. Karşı taraf şu anda o şekilde suçlayamazsın çünkü onun da çocuğu var vesaire. İstediğim gibi suçlarım. O da onu istediği gibi. Efendim. O da onu yapar bu yani. Ülkenin... İsterse gider, isterse kalır yani. Hayır. Bu ülkede öyle bir şey yok. Türksen, bu ülkede para kazanmışsan, tamam mı? Seni oturup da çatır çatır o televizyonda seyretmişse git gezmeye gidersin arkadaş. Benim şimdi ağzımı açtırma burada kimlerin gittiğini. Hayır, ne yapacaklar o zaman? Oturup yani burada... Oturacak, mücadelesini verecek. Ne oturacak, mücadelesi? Çevresini yetiştirecek. Hangi mücadeleden bahsediyorsun? Tiyatroya yatırım yapacak, filme yatırım yapacak, insanları geliştirecek. Kesinlikle katılıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama bunun için sence... O kaçmak çözüm değil yani. İki tane çocuğum oldu. Aman ne kadar da çok param var. Hadi gideyim Londra'da bir ev alayım. Bu neye benziyor biliyor musun? Hindistan'da ortalık bozulduğunda bütün zenginlerin kaçmasına benziyor.
Bu ülkenin insanından para kazandın mı? Reklamlara çıktın mı? Onu tanıttın mı? Pırlanta tanıttın mı? Çamaşır makinesi deterjanı tanıttın mı? Bilmem ne yaptın mı? Paraları kazandın mı? Yok öyle şey bırakıp gitmek. Ya bu şeye dönmüyor mu? Daha deminki beyefendinin dediği gibi hani ben kötü... Ya bilmiyorum işte ben bu konuda yanlış... Yok arkadaşım katılmıyorum konuda... ve şuna çok üzülüyorum. Nerede eski sanatçılar? Nerede şimdikiler? Niye? Onlar da gitti anne. Çok kim gitti? Sanatçı. Bir sürü isim verebilirim ben şu an. Şu an İstanbul'da yaşamayan gidip kendi kafamı dinleyeyim ben bir... Eski sanatçılar. Evet. Vallahi Barış Manço hiçbir zaman bu ülkesini bırakıp gitmedi. Cem Karaca da gitmedi. Ama devir farklı. Moğollar da hala. Çok nasıl? Farklı devirlerden bahsediyorsun. Ya bırak Allah aşkına. Onlarda vatan sevgisi vardı. Bunlarda parayı nereden kazanırız sevgisi var. Çatır çatır da gittiler. Yüzde kaç? Geçinemiyoruz. Geçinebiliyoruz. Kesinirem. Geçinemiyoruz. Geçiniyoruz. Geçinemiyoruz. Ben geçinebiliyorum. Ben geçinemiyorum arkadaş. Geçinebiliriz. Evet. Geçinebiliriz evet. Yetmiyor yani para. Allah aşkına. Geçinemiyoruz. Geçiniyoruz. Geçinebiliyor muyuz? %44 geçinemiyoruz. %56 geçinebiliyoruz. Gösterelim. Aa, buyurun, göster. Buyurun. Ama tabii bu bizim yaptığımız anket. Yani. Ama yani her anketteki gibi. Ama şimdi şöyle, şimdi her anketteki gibi zaten burada gördüğün kaç tane insanla konuştuk. Bunu yırtabiliyor musun? Hayır, yırtamak. Yani şöyle, burada geçinebiliyoruz şu, biz kıt kanaat, aslında teslim olmuşuz. Biraz evet, bir teslimiyet ve bir tevekkül var. Çünkü bu geçmişten gelen, bizim işte büyüklerimizden şükretmek olsun, hani 3 tane yemeyelim, 2 tane, 1 tane yiyelim falan veya işte imece usulü. Aslında bu bizi ayakta da tutan bir şey. Çünkü Türk toplumu ne olursa olsun her türlü şeyi atlatıp bir şekilde ayakta kalmayı başarmış. Ve güçlü bir toplum diğerlerine göre. O yüzden bence bu geçinebiliyoruzun altında bu yatıyor. Geçinemiyoruzun altında da emeklisi, işçisi, sosyal güvencesi olmayanı, öğrencisi, işte zamlarla mücadele edemeyenleri yatıyor. Ama ben şu soruyu bir kere daha sormak istiyorum. Bu röportajı, yani şu yaptığımız programın altına. Biz niçin meclistekilerin maaşlarını ödüyoruz? Bye!